Böyle olmuş. Aynen, ama şöyle bir şey var. Buyurun. Nasılsın? Ne haber? İyi misin? Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Merci. Açık be kardeşim, yapma dediğini söyleyeyim ya. Açık be, ses. Ses, bunu mu açık? Tamam, ses var mı? Ne kadar güzel. Çalışıyor. He? Çalışıyor. Şu an kapalı. Bana değil. Tamam mıyız Sait Ağız? Tamam mıyız? Herkes mi? Yakında ne çoğu ayıttı. Evet, hayırlı olsun diyelim efendim. Yeni bir heyecan, yeni bir serüven. Neler söyleyeceksiniz? Bayanlardan mı başlayalım, nereden başlayalım? Hanımlardan başlayalım. Hanımlardan başlayalım. O zaman buradan başlıyoruz hemen. Nur Hanım. Yani biz de çok heyecanlıydık ve çok emek harcadık. Sonuç olarak inşallah takdire şayan bir şey yapmışızdır yani, bilmiyorum sizin. Çok geniş bir kadro, çok değerli oyuncular var. Bunlarla bir arada olmak nasıldır efendim, nasıldır bu? Bana mı? Yani böyle bir ekiple birlikte çalışmak tabii ki çok kıymetli, çok özel. Biz her sahneyi tadını çıkararak oynuyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel bir senaryo, derdi olan bir senaryo. Ben izlediğim işte gerçekten derdini anlatan kümülatif bir hikaye gördüm ve çok mutlu oldum. Tüm oyuncu arkadaşlarım da gerçekten hakkını vermişti. Çok mutluyum böyle bir işin içinde olduğum için. Gurur, onur duyuyorum. Öyle. Hayat Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Uzun zamanda çekiyoruz. Bugünü iple de çekiyoruz. Gerçekten öyleydi. Çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Umarım hani seyirci karşılığı yok. Taşıdım. Seyircide karşılığını bulur. Severek çalıştığımız bir iş. Hep beraber. Arkadaşlarımızla burada. Daha burada olmayan bir sürü oyuncu arkadaşımız mesela var. Mesela Ozan, Ozan da bugün turnede. Evet, o yüzden aramızda. Çok üzülüyoruz. Gerçekten. Yani şaka bir yana. Fakat ekipçe çok keyifle çalıştığımız bir grup. İnşallah iyi olacak yani sonuç. Göreceğiz. Bakalım. Önce internet dizisi olarak çekilip sonra televizyona geçmesini nasıl karşıladınız? Sizin için farklı bir şey oldu mu? Sürpriz mi oldu? Evet Mesut Bey. Hayır, öyle başlandı evet. Sonra bazı problemler oldu falan filan. Star'a geçti. Hayırlı olsun. Bunun hani bizimle bir ilgisi yoktu ama hayırlısı olsun. Evet. Gerçekten güzel bir ekiple çalıştık. Umarım iyi olur. Yani, Hasan. Devam edin. Oyundaşlarımızdan çok memnunuz. Çünkü böyle bir devler ligi, bir kadro kolay kolay kurulamaz. Bunun için de Ay Yapım'a, Kerem Bey'e, Kerem Çatay'a da çok teşekkür ediyoruz. Senaristlere, yani ekip olarak hani ekip arkadaşlarımıza ve oyundaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten samimi, çünkü biz neredeyse hiç kimse birbiriyle çalışmadı. Yani ben çalışmadım mesela hani. Tabii. Yani Halit'le yıllar önce bir şeyler çalıştık ama çok ilk defa bir araya geldik. Gerçekten böyle bir sinerji oluştu. Yani bence 10 numara bir iş çıktı. Allah yolunu açık etsin. Seyircinin kararıdır. Herkese selamlar, sevgiler diliyorum yani. Aslanım, sizin de duygularınızı alalım. Çok güzel bir işti. Zaten geldiği zaman senaryo çok heyecanlanmıştık. Çünkü işte Bircan'ın da dediği gibi bir derdi var gerçekten. Şu an çekilmiş ve taze taze izlemeye hazır bir bölüm. O kadar hoşuma gitti ki benim. Çok mutluyum böyle bir işin içinde olduğum için. Yorumlara baktık ama sizin karakteriniz İstanbullu gelinlik karakterinize benzettiler. Neler söyleyeceksiniz? Saçtan alakası yok. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani yorumlarda öyle yazıldığı için yok, hiç sordum. Alakası peki yok. O zaman ilk bölümle ilgili olabilir. Sen bir şey demek istersin. Ben yolun başında biri olarak böyle bir ekiple çalıştığım için gerçekten çok şanslı ve gururlu hissediyorum kendimi. O yüzden herkese hayırlı olsun inşallah. İnşallah siz. Hayırlı olsun. Ben daha ikinci bölüme gireceğim ama gerçekten çok mutluyum bu ekiple çalıştığım için. Yani Uluç'tan yapım şirketine, arkadaşlarıma, herkes için çok güzel bir işti. Benim için ilk defa izledik, gördük burada bu bölümü.
Çok mutlu oldum, çok beğendim ben açıkçası. Umarım da çok da güzel sonuçlarını alırız hep beraber. İnşallah. Çok size de merak ediyorum. De bahsedebiliriz. İrfan bildiğiniz... karakteri var. İrfan karakteri çocuğunu kurtarmak zaten. İçin. Yani evet ya, onlardan bahsetmeyelim arkadaşlar. Artık o çok gerçekten şey olur. Evet. Zaten izlendi çok şu an. Artık yayınlandı. Para temalı. Bir de ama bir de hepiniz bir zaten de. Ayrı ayrı. Siz ister misiniz? Buyurun bakın. Pastamızdan bir parça var. İşte. Yiyebiliriz bunu. Pastayı da sürpriz bir şekilde kesildi efendim. Pasta kesiminden bahsedelim orada. Olur, evet. Oradaydı. Pastayı bu kesince... şu anda burada değil, aramızda değil ama evet, oyuncu arkadaşımız Beren kesti pastayı. Çok dünya tatlısı çocuk. Paraya, paraya bakıyorum efendim. Zeki. Şöyle bir şey sorsam siz para için ne yaparsınız? İzleyin görün. Ya şimdi buna dair biz hepimiz ayrı ayrı röportajlar verdiğimiz için arkadaşlar, hani böyle bir gecenin sonunda da artık hani bu sorular çok detaylı ve çok uzun oluyor bizim için. Siz de hani biraz... Genelde biz şunun için soruyoruz, hani birçoğu izleyemeyenler için hani karakterlerinizden bahsedelim diye sorduk da... Sürprizli karakter. İzleyemeyenler. Bütün herkesin bir sürprizi var. Rolünde oynuyor, siz onun sevgilisi gibi birisiniz. Metresi. Niye canım? Hayır, ne münasebet o karakter yani hikayenin içerisinde Süleyman karakterinin metresi. Ya hayır, şöyle bir şey var. Beren gel. Şöyle bir cümle var. Gel. Beren gel. İşte geldi. Geldi. Aynen. Kahramanımız da geldi. Toplayamadın çünkü sen onu bir. Evet. Beraber fotoğraf alalım. Hep beraber. Hadi bir fotoğraf alalım. Sonra da yavaş yavaş toparlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, ayağınıza sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederim.